hariç kokuyor mu şu anda size? Şu an size kokmuyor mu? Soruyorum efendim. Ben de size sorayım, kokmuyor mu sizce? Bence kokuyor, o yüzden bence röportaj de yapıyoruz zaten. Aynen, kokuyor şu an. Peki evet, rahatsız değil misiniz bundan? Büyük rahatsızız. Sebebi ne? Nedir efendim? Temizlenmiyor abi bak. Efendim? Temizlenmiyor. Niye temizlenmiyor efendim? Bilemiyorum, bunu belediye başkanımıza sormak lazım. İmamoğlu'na mı? Yani. Peki İmamoğlu neden temizlemiyor? Daha önce kokmuyordu sanırım. Hocam şimdi bilemiyorum, ben belediyeci değilim. Daha önce kokmuyordu. Demek ki yaptığı eksikler var, ondan kokuyor. Peki. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Haliç kokuyor mu şu anda? Şu an kokuyor. Rahatsız mısınız bu durumda? Rahatsızım evet. Yani her gün burayı kullanıyor musunuz? Yok, genelde kullanmıyorum. Peki bu rahatsızlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu'na ilettiniz mi? Yok, iletmedim. Beni rahatsız etmiyor genelde. Peki İmamoğlu neden bu konuyla ilgili bir çaba sarf etmiyor? Daha önce kokmuyordu çünkü. Daha önce de kokuyordu. Hayır, daha önce yani İmamoğlu de öncesinde kokuyor muydu? Kokuyordu evet. Şimdi topu İmamoğlu'na atmayalım. Öyle daha mi? Daha önceki hükümette de kokuyordu. Ama biraz temizlenmişti ama şu an şu bölümde çok kokuyor. Daha önceki yönetim tarafından temizlenmişti ama şu an kokuyor diyorsunuz. Doğru mu evet, anladım? Şu an kokuyor. Peki neden bir çare bulmuyorlar bu işe? Her seferinde Haliç kokuyor. Ya ben Eyüp tarafında oturuyorum. Silah Dağı tarafında oturuyorum. Orada temizlenme var. Her gün haftada 2-3 defa deniz temizleniyor. Makineler çalışıyor ama özellikle şu taraf kokuyor. Benim o taraflar kokmuyor. Balat kısmını da bilmiyorum. Kokuyor mu kokmuyor mu? Ama şu anda koku var evet. Çok biraz durursam hissedersiniz. Hissederim. Peki, ama benim o taraflarda yok. Eyüp tarafında vatandaş yok. Oldukça rahatsız bu durumdan efendim. Ne diyorsun? Yani, İmamoğlu'nun çalışmadığı konuşuluyor. Bu yüzden. Ya bütün suçu İmamoğlu'na atmayalım. Kim mesela? Sizce suçlu kim? Suçta kim? Bilmiyorum artık. Kaleci'ye gelen kanalizasyonların önüne kesildi mi bilmiyorum. Onun önüne kesilmesi lazım. Esten geliyordu. Bütün pislikler hali çakıyordu. Buranın temizliğinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Yani İmamoğlu. Aha, İmamoğlu sorumlu. O zaman İmamoğlu'ndan hesap soracağız. Doğru mu? %50-50. Biri kimse? %50-50. Peki. Çok teşekkürler. Ben 90'dan beri Fatihliyim. 90'dan beri Fatih Haliçleri kokuyor. Özellikle Balat kısmında kokuyordu. O zaman da İmamoğlu yoktu. O zamanlar hükümeti AK Parti hükümetiydi. Tamam temizlendi. Bir şekilde yapıldı ama hala koku kesilmedi yani. Belli eski yani dönem mi iyi, şu anki dönem mi iyi? İstanbul açısından mı? Hayır, Haliç için söylüyorum. Haliç açısından. Şu dönem daha iyi. Yani İmamoğlu daha iyi çalışıyor diyorsun. Temizleme kısmını bilmiyorum. Tam incelemedim. Daha mı iyi çalışıyor, daha iyi çalışmıyor mu? Ya çalıştığı konular da var, çalışmadığı konular mesela da var. Mesela bir örnek verir misin? Şu projeyi yapıyor dediğiniz ne var mesela? Ama şu Haliç neden özellikle İmamoğlu geldikten sonra kokmaya başladı? Bize bu sorunun cevabını merak ediyorum. Yani ben de bilmiyorum. Daha önce araştırılması lazım. Bu önce Haliç'e akan pisliğin önünü kesilmesi lazım. Her gün çalışmakla olmuyor. Benim orada çalışıyorlar ama önce pisliği önünü kesilmesi lazım bence. Peki. Çok Haliç kokuyor mu? Kokar mı? Soruyorum. Çok yaba ya. Efendim? Burnumun direği gitti. Burnumun direği. Rahatsız mısınız bundan? Vallahi ya. Ne hissediyorsunuz? Yani lahmın içine düştük yani. Peki neden çözmüyorlar bunu? Bilmiyorum. Peki. Teşekkürler efendim. Evet, neden temizlenmiyor sizce? Valla herhalde temizlenemeyecek bir kirliliği var ki henüz yani tam olarak temizlenmiyor. Yine de bir koku var yani. Daha önce kokuyor muydu peki? Kokuyordu. Ben yani 20 yıldır İstanbul, yani 20 yılda değil 28 yıldır falan İstanbul'dayım. Kokuyordu. Daha önce daha çok kokuyordu. Hiç yani göremiyorduk. Daha pisti su. Hı hı. Şu an su daha temiz görüyorum ama koku yine de var. Koku yine de var. Evet. Yani İmamoğlu çalışıyor diyorsunuz o zaman. Ya daha önceki belediyeler de illaki çalıştı, temizlendi. Şimdi de gördüğüm kadarıyla pislenmiyor yani yine hani gördüğüm kadarıyla aşağı yukarı aynı seviye temizliğini koruyor. Anladım evet bir çalışma var anladığım yani kadarıyla. Yani İmamoğlu o zaman İstanbul'da güzel işler yapıyor diyorsunuz. Yani yapıyor zaman gösterecek diyeyim. İki sene geçti şimdi, efendim. Evet iki sene geçti ama yani neredeyse başkanlığı bitecek. Yani dönemi de olacak. Evet. Tekrar aday olsa İmamoğlu'na oy verir misiniz efendim? Vermem. Neden vermezsiniz? Bilmiyorum yani herhalde daha önce hiç yani CHP'ye oy vermedim. O yüzden. Ama çalışıyor ben diyorsunuz. Yani çalışıyor derken çalışıyor evet. Çalışıyor ama oy vermem diyorsunuz öyle mi? Evet. Yani yeterli değil bence. Daha çok çalışmalar olabilir. Peki önceki yönetim daha mı çok çalışıyordu?
daha mı çok çalışıyordu onu bilemiyorum. Yani ona da daha çok çalışıyordu diyemem. Yani bilmiyorum. Genelde İmamoğlu'nun bir hizmetini söyler misin? Bir projesini söyler misin? Bir tane sadece. Sadece bir tane projesi. Vallahi ben yani dürüst olmak gerekirse süt dağıtılacak demişti. Galiba bir süt dağıtma gibi bir girişimler oldu. Hiç süt aldınız mı? Yok almadım. Ama galiba yapılmış ben. Basından duydum. Yapılmış. Basından ama duydum. Ama siz almadınız. Yok ben almadım. Biz almadık. Duyduk yani. Peki başka bir hizmetinden bahsedin. Bir tane hizmet istiyorum. Mahmut Bey metrosu açıldı. Daha önce açılmamıştı. Onun döneminde açıldı. Hani o maaştı. Kimin döneminde yapıldı peki? Daha önceki AK Parti Belediyesi zamanında başlandı. Ama evet yani. Tramvay yolunu biliyor musun? Evet tramvay yolunu biliyorum. Kim yaptı? Yine İmamoğlu zamanında açıldı ama onun zamanından başlandı. Onun projesi miydi bilemiyorum. Peki. Çok o kadar araştırmıyorum yani. Çok teşekkür ederim.